Merhaba, iyi haftalar. Bu hafta 5 soruda başlığımız tansiyon yükseliyor, algı düzeyi düşüyor. Hemen ilk soruyu da bu başlığı neden seçtiğimize ayıralım ve neden bunu soruyoruz? Neden algı tansiyonun yükselmesi ve algının düşmesinden bahsediyoruz? Aslında şöyle bir herkesin bildiği durum var. Basit etkilidir. Kolay ve çabuk sonuç alır. Basitleştirme kolay anlaşılmayı ve hatırlanmayı sağlar. Basitin sürekli tekrarı da bu durumu süreklileştirir. Fakat her şeyi basitleştirmek, şablonlara, sloganlara indirmek aslında temas ettiğiniz her şeyi de aşağıya çeker. Bir seviye kaybına, toplam seviye kaybına yol açar. Aslında temas ettiğiniz kesimlerin bulunduğu seviyenin bile altında bir vasat yaratmış olursunuz. Aslında kötü oyunun rakibi de bozması gibi ya da muhataplarınızı da etkilemesi gibi veya işte çocuklara, küçük çocuklara yarım yarım konuştuğunda onların konuştuğunu taklit ederek cevap vermek, onlar gibi konuşmaya çalışmak sizin çok hoşunuza gidebilir. Aslında onların pek de hoşuna gitmez ama onları düzgün konuşmasını geciktirir ve zorlaştırır gibi. Bunlar hayatta da karşımızda olan şeyler. Ve aslında hayatta karşımızda olan her şey siyasette de yaşananların aslında özeti. Çünkü hayatla çok bağlı bir şey siyaset ve siyasette de aynı durum söz konusu. Basitleştirdikçe olay kolay anlaşılıyor, kolay sonuç alınıyor ama ortalamayı, vasatı önemli ölçüde geriletiyor. Son günlerde siyasette tansiyonun hayli yükseltildiğini ama buna karşılık her mesele başlığında konuların son derece basitleştirildiği ve seviyenin, algı seviyesinin oldukça aşağıya doğru çekilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bunun böyle birkaç tane rastlantısal olayla ve belirli konularla sınırlı olmadığını görünce de bunun bir rastlantı olmadığını, bir bütünlüklü şey olduğunu düşünebiliriz. Bunu belki finaldeki bir soruyla tamamlamış oluruz. Mesela hemen ikinci soruyu ekonomiden konuşalım. Bilindiği gibi ekonomi çok özellikleri olan, bilgi gerektiren derin bir mevzu ama bir yandan da herkesi etkilediği, herkesin doğrudan etkilendiği bir konu olduğu için ilgili olduğu ve artık Türkiye'deki kriz şartları dolayısıyla da en başat mesele olduğu bir durum. Ama son günlerde ekonomiyle ilgili başlıkların ele alınış biçimini gördüğümüzde meselenin karmaşıklığını bırakın, yaşananın gerçeğiyle bile bağın hayli koptuğunu görüyoruz. Mesela işte Cumhurbaşkanı'nın doların yükselmesi karşısında veya diğer göstergelerle ilgili konularda buzdolabı satışlarını örnek göstermesi, büyük bir atılım içinde olunduğunu söylemesi ki gerçi sadece ekonomide büyük atılım değil aslında özgürlükler ve haklar ve demokrasi konusunda da Türkiye'nin büyük bir atılım içerisinde olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı. Yine ekonomiden sorumlu Berat Albayrak'ın işte yine dolarla ilgili gazeteci sorusuna sizin dolarla ne işiniz var, dolarla mı maaş alıyorsunuz diye cevap vermesi, işte ekonomik bağımsızlığın bir bedeli olduğundan söz etmesi gibi konuyu hem sorunları itibarıyla hem konunun kendi ağırlığı itibarıyla son derece basite indirgeyen ve algı düzeyini hem muhataplarının hem kendisiyle temasta olan aslında taraftarlarının da algı seviyesini çok alt bir düzeyde görerek bir takım cevaplar geliştirdiklerini fark ediyoruz. Aslında normal şartlarda bu tür reaksiyonlar, bu tür cevaplar
cevabı alanlar ya da muhatapları açısından bir tür hakaret gibi bile algılanabilir. Yani alay mı ediyorsunuz bizde denebilir ama öyle olmuyor. Hadi karşı taraftakiler ya da işte medya bunu böyle algılamıyor ya da böyle değerlendirmiyor ya da böyle değerlendirecek bir durumda değil. Ama bir yandan bu sözlerin hepsini aslında iktidarın kendi taraftarları, kendi seçmenleri de dinliyor. Dolayısıyla bu sadece sizin karşınızdakilere verdiğiniz cevap olmaktan çıkıyor. Aslında herkese söylediğiniz söz oluyor ve meseleyi nasıl algıladığınız ve hangi seviyede konuşulmasını istediğiniz ve sizin de ancak ne kadarını anladığınız hakkında onların ne düşündüğünü anlamış oluyorsunuz. Bu açıdan önemli bir mesele. Yine üçüncü soru mesela yine güncel bir mesele. İstanbul Sözleşmesi tartışmalarında sergilenen düzeye bakalım. Yani çok net bir hukuki metin aslında İstanbul Sözleşmesi. Cinsel ayrımcılık ve cinsel şiddetin önlenmesiyle ilgili pek çok madde içeriyor ve bayağı kolay anlaşılır ve aslında niyeti de varmak istediği şey de gayet berrak ve açık biçimde metinde. Zaten uluslararası metinlerin genellikle bağlayıcılığı için kolay anlaşılır ve fazla muğlak ifadelerle kurulmaması gerekir. Bu kadar düz ve anlaşılır bir metni haftalardır son derece kötü niyetli ve basit algılayan ama bu basitliği bir tür altında çapanoğlu arayan bir tür zorlamalarla karşımıza getirildiğini, tartışmanın böyle gittiğini görüyoruz. Hatta bunu işte hakaretlere uzanan bir saldırganlık seviyesine de taşındığına tanık olduk. En son oldukça yine yüksek rütbeli bir iktidar sözcüsü, AKP'nin genel başkan yardımcısı Mehmet Özhasıl ki çıktı dedi ki şiddetten korunmak için sözleşmeye falan ihtiyacımız yok. Bizim inancımız zaten şiddetten koruyor. Yani bunun işte hani İslami referans falan tartışmaları, ideolojik kısmı bir tarafa bunun yetkili ve etkili bir siyasi tarafından dile getiriliyor olması. Yani benim inancım pek çok meseleyi halletmeye yeter. Bunun için sözleşmelere, yasalara, kanunlara, kurallara ne ihtiyacımız var sözünün söylenmesi. Meselenin bu seviyede algılanıp muhataplarına bu seviyede aktarılabileceğine inanılması kendi başına çok önemli bir mesele. Çünkü biraz önce ekonomide de söylediğim gibi aslında bu bir eleştirilere cevap, birilerine karşılık vermek değil. Aslında kendi meseleyi algılama seviyene ilişkinde bir şey söylemek demek ve bu aslında bir tür kendine de saygıyı etkileyebilecek bir şey. Yani meseleye hakikaten böyle baktığını göstermek. Bu çeşitli seviyelerinde bu tartışmanın, İstanbul Sözleşmesi tartışmalarının çeşitli seviyelerinde karşımıza geldi ve bu tartışmalarda tartışmanın sıkıştırılmak istediği seviye, işte bir yandan işte hakaretler, küfürler ama bir yandan bilgi ve algı düzeyi olarak konulan çıtanın da çok sorunlu olduğunu ama fazlasıyla da bilinçli olduğunu, rastlantısal olmadığını düşündürecek çok sayıda örneğe şahit olduk. Bir yine bu hafta sonu yaşanan bir önemli gelişme daha oldu. İşte Joe Biden'ın 7 ay önce yaptığı açıklamalar tekrar dolaşıma girdi. Joe Biden işte gazetecilere konuşurken diyor ki Türkiye'de artık muhalefeti destekleyeceğiz. Erdoğan'a hesap sormamız ya da Erdoğan'a artık Erdoğan'ı kabul etmemiz ya da onun dayatmalarına razı olmamız mümkün değil. Biz bunun için
muhalefeti destekleyeceğiz diye bir şey söylüyor. Bunu 7 ay önce söylüyor. Yani Ocak ayında söylüyor ama şimdi dolaşıma giriyor. Tabii Ocak ayında Biden henüz daha Demokrat Parti'nin adayı bile olmamıştı. Şu anda ise büyük bir ihtimalle Kasım'daki seçimde başkan seçilmesi ihtimali var. Dolayısıyla Biden'ın bunu söylüyor olmasındaki ağırlık değişmiş durumda. Ama asıl mesele daha önce de değil başkan adayları, bizzat başkanların yazdığı mektuplar, akıllı ol mektupları, işte ekonominizi batırırım şantajları, tweetleri filan bunları görmüştük ve bu tür daha önceki demeçler de tartışılmıştı. Ama burada önemli olan bir mesele dış politikada sürekli karşımıza gelen bir konu olarak yine karşımıza geldi. Burada 7 ay önceki şey neden şimdi ısıtıldı, buradaki dert ne, işte o dış mihrak bize düşman unsurları somutlamak için bunu dolaşıma sokuyorlar filan bunların hepsi anlaşılır. Ama burada benim anlamakta zorlandığım burada bundan muhalefetin sorumlu tutulması ve bunun cevabının muhalefetten soruluyor olması. Daha acayibi de muhalefetin buna cevap verme ihtiyacı, sanki bununla ilgili bir savunma kurma ihtiyacı içerisine girmesi. Bu anlaşılmaz ve algı, IQ ve bilgi seviyesini sorunlu hale getiren herkes için bir mesele bence. Çünkü burada Amerikan başkan adayının ya da Amerikan başkanlarının niyetleri üzerine bir tartışma açabilirsiniz. Bunu bir dış politika tartışmasına da çevirebilirsiniz ama burada kastettiği veya muhatap olarak işaret ettiği insanların bundan sorumlu olması gerçekten kolay anlaşılabilir bir konu değil. Ama Türkiye'de dış politika meselelerinin pek çoğunda muhalefet çevreleri de çok hassas ve hafif kompleksli bir refleksle davranıyorlar ve bunda da bunun işaretlerini gördük. Son olarak yine bu hafta sonu yaşanan bir mesele, bu tür düzey ve algı sorunlarında tarihsel gerçeklerle de bağ kuran tuhaflıklar yaşıyoruz. Bunlardan birini yaşadık. Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı, yani Cumhurbaşkanlığı Arşivi'nin başındaki kişi sosyal medyada bazı devlet belgelerini paylaşarak, yani dönemin başbakanı Şükrü Saracoğlu'yla İnönü arasındaki yazışmaları paylaşarak, Almanlar bize İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Ege'deki 12 adayı veriyorlardı ama İnönü almadı. İşte belgesi diye bir şey paylaştı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı'nın bunu paylaşması, paylaşma niyeti, burada hedef aldığı mesele, buradan varmak istediği sonuç, bunun üstüne vazife olup olmadığı, bunun görev tanımı içerisinde olup olmadığı, hangi niyetle yaptığı filan ayrı bir tartışma konusu. Ama Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanlığı'na önemli, bu devletin en önemli dokümanlarının bulunduğu bir merkezin başındaki ismin, kişinin bu kadar belirgin bir tarihsel cahillikle bunu üstelik de sosyal medyada herkese açık biçimde, bunu hani bir sohbette filan değil, herkese açık ve bilinsin diye deklare etmesi ilginç. Çünkü bahse konu süreçte Almanların bu vaadi kendileriyle birlikte savaşa girilmesi karşılığında. İkincisi, Almanlar o savaşı kaybettiler. Yani dolayısıyla biz ikinci kez Almanlar yenildiği için yenilmiş sayılacağımız bir savaşa girmiş olacaktık ve vaat yerine gelmeyecekti. İkincisi de Türkiye, İkinci Dünya Savaşı gibi
korkunç bir kabusun içine girecekti. Dolayısıyla bu önemli, bu sadece bir ayrıntı, bir detay değil. Bu meselenin aslı. Meselenin aslının, herkes tarafından bilinen üstelik meselenin aslını, sanki yok ve kimse bunu önemsemezmiş ya da kimse bu bilgi seviyesine sahip değilmiş ya da bu algı düzeyi sanki geçerli değilmiş gibi sadece saldırmaya çalıştığı çevrelere değil, saldırmasını ya da desteklemesini beklediği çevrelere de onların bilgilerine ve zekalarına ilişkinde bir sorun teşkil ediyor bence. Bütün bu kadar çok şey, tansiyon yükselirken algının bu kadar düşürülmesi neyin alameti? Bu soruyu da sorarak bu 5 soruyu bitirelim. Hepinize tekrar iyi haftalar.